hayat böyle çok rastsal gelişiyor. Ben bu rastlantısal buluşmaların inovasyonu çok tetiklediğini düşünüyorum ya da her türlü gelişimi tetiklediğini düşünüyorum. Üniversite hayatı benim hayatımın şekillenmesinde en önemli etkenlerden birisi oldu. Endüstri mühendisliği zaten çok severek seçtiğim, her yaşamın her alanını optimize etmeye, verimini arttırmaya yönelik çalışan bir bilim dalı. Dolayısıyla severek yapıyorum ama bir yandan da Boğaziçi Üniversitesi sosyal olarak sizi sosyal girişimci olmaya teşvik eden bir ortamı var. Çok fazla kulüp faaliyeti yapıyorum, spor yapıyorum, aynı anda kürek takımının kaptanıyken yelken takımını kuruyorum. Golf takımını kuruyoruz üniversitede. Bir yandan kayak takımıyla Avrupa'da yarışlara katılıyoruz. Aslında çok spor yaptığım yılları orada geçirdim. Bu tabii benim üniversitenin artık son yılında girişimciliğe atılmama belki etken olmuş. Çeşitliliği, sosyal ortamı yarattı. Son sınıfında 3 Boğaziçi'li olarak biz ilk şirketimizi kurduk. Bir web tasarım ajansı o sıralar. 2000'li yıllardan bahsediyorum. 99-2000. Fakat buna katma değerli bir şeyler ekleyelim dedik. Amerika'da çok muazzam dijital şeyler oluyor. Hatta böyle balon patlayacak diye konuşulduğu dönemler. Tamam dedik, biz o zaman gençlerle iç içeyiz. Gençlik odaklı bir sosyal abi, bir topluluk, o zamanlar topluluk diyoruz. Topluluk sitesi kuralım. Acampus.com fikri bu şekilde dünyaya geldi. Bizim aslında girişimciliğe resmi olarak, profesyonel olarak geçişimiz, bir projeyle geçişimiz Acampus.com'la başladı. O sıralar tabii Facebook yok. Facebook'tan 4-5 yıl öncesinden bahsediyoruz. Ama bizim Facebook gibi bir iş planımız var. 36 sayfalık bir iş planı. Şunu söyleyebilirim, hayat böyle çok rastsal gelişiyor. Ben bu rastlantısal buluşmaların inovasyonu çok tetiklediğini düşünüyorum ya da her türlü gelişimi tetiklediğini düşünüyorum. Dolayısıyla sosyal ortamımız sebebiyle rastlantısal olarak buluştuğumuz işte Burhan Karaçam Partnership, orada Burhan Karaçam, Buket Çınar, Burak Gorgon gibi çok değerli yatırımcıların olduğu bir şirketle tanıştık. Ve bu iş planımızı onların tohum yatırımıyla hayata geçirmiş olduk. Aslında bu tamamen rastlantısal harika bir gelişme oldu bizim için. Dolayısıyla benim profesyonel hayata geçişim girişimcilikte oldu üniversite çağından itibaren. Şu anda da işte Deloitte 50 listesinde Türkiye'nin en hızlı 50 büyüyen şirketi arasında, EMEA bölgesinin en hızlı 500 şirketi arasında Acampus, bir gençlik iletişim ajansının genel müdürü olarak bu girişimcilik hayatıma da devam ediyorum. Belki ama burada 20 yaşlara geri dönsem ne yapardım diye kendime sorduğumda, çünkü hayat çok dinamik, yani yanlış doğru diye bir şey yok, kararlar alıyorsunuz ve hayatınız değişiyor. 20 yaşında olsam yurt dışına açılmak isterdim. Yani biz Türkiye'de belki sosyal ortamımız burada olduğu için bu habitatımızı bırakamadık ama yurt dışına 20'li yaşlarda açılmış olsaydık belki Facebook gibi bir iş planı ve değerlemeyle farklı şeyler yapabilirdik. Belki daha farklı projeler de yapabilirdik. Yani global ölçekte daha başarılı projeler üretme şansımız artabilirdi. Çünkü bunu da belki istatistiksel olarak, yani olasılık artışı olarak görüyorum. Yani Türkiye'de başarı çok çalışmaktan geçiyor. İstekli, tutkulu, hırslı olmaktan geçiyor. Biraz da şanstan geçiyor. Bu şansı da değiştirmek elimizde. Çünkü mesela yurt dışına çıkarsanız olasılığını arttırabilirsiniz bir şeyin gerçekleşme olasılığını. Dolayısıyla şansınızı da etkileyebilirsiniz. 20 yaşlarda olsam bu şansımı arttırmak için yurt dışına da çıkmak isteyebilirim. Benim hayatımda aslında 3 büyük dişi varlık var diyeyim, bana ilham veren. Yani annem, sevgili eşim ve doğa ana. Yani bu üçü benim için çok değerli varlıklar. Çünkü bu 3 dişi çok üretken ve sanırım ben zaman için şunu anladım. Beni mutlu eden şey üretmek. Yani proje üretmek, yeni girişim üretmek, farklı şeyleri hayata geçirmeye çalışmak. Dolayısıyla
Bundan sonraki hayallerim de aslında tamamen bunun üzerine kuruldu. Yani nasıl daha fazla mutlu olurum, nasıl daha fazla mutlu ederim? Hayallerim biraz bunun üstüne kuruldu. Çok sevgili iki çocuğum var. Onlarla beraber neleri yaparak daha mutlu olabiliriz? Derdim biraz da bu. Dolayısıyla çok şey denemek hayal ediyorum. Dünyanın her yerini dolaşmayı hayal ediyorum. Vakit olmayınca çok yoğun uğraşırken, çalışırken bunları atlayabiliyorsunuz. Her şeyi denemek çok güzel bir şey. Deneyimsel olarak her şeyi yaşayabilmek çok güzel. Bütün sporları yapmak istiyorum. Yani en iyi yelkenci ya da yelken şampiyonu olmak istemiyorum ama tüm su sporlarını oğullarımla beraber yapmak istiyorum. Bu beni mutlu eden şey ve bunun için çalışacağım. Bunun içinde ama üretkenlik de var. Üretmek de istiyorum. Sebzemi, meyvemi sağlıklı yaşam için üretmek istiyorum. Dolayısıyla ileride belki bir çift, büyük bir çiftliğim olduğunda çok sağlıklı sebzemi, meyvemi ürettiğimde çok mutlu olacağım diye düşünüyorum. Mutlu olmak için yaşıyorum, üretmek için yaşıyorum ve hayattan çok farklı deneyimler kazanmak için yaşıyorum. Bunun için gerekli olan tüm istek içimde var. Bu istekle beraber hayaller de içimde var. Ve bunları hepsini yapabileceğime inanıyorum. Eminim ki hayal ederek ve isteyerek bunların hepsini ya da istediğiniz her şeyi siz de yapabilirsiniz. Yeter ki bu istek ve hayali hiçbir zaman kaybetmeyin. İbrahim Üğüdü. Edirne. Sorulara başlamadık değil mi? Yok. Tamam mısınız? Şey mi oldu? Tabii ki sen de yapabilirsin.